Arkadaşlar, ben her sabah sınıfa gelir gelmez masa ve sandalyemin temizliğini kontrol ederim. Annem de her gün benim masam ve sıram düzenli olsun diye tembihler. Ben okuldan çıkarken de masamı temizlerim. Hatta annem bana masa ve sıranın temizliği yetmez, sınıfınızı da temiz tutmalısınız der. Yerde çöp gördüm mü dayanamam. Hemen alıp çöp tenekesine atarım. Baksanıza, okul ve sınıfımız ne kadar temiz. Arkadaşlar ayağa kalkın, öğretmen geldi. Hayırlı sabahlar çocuklar. Hayırlı sabahlar öğretmenim. Çocuklar, her zamanki gibi bugün de sizinle güzel bir oyun oynayacağız. Yaşasın, yine oyun oynayacağız. Oyundan önce ne yapıyorduk? Soru soruyordunuz öğretmenim. Aferin çocuklar. Tamam o halde, ben size bir iki soru sorayım. Sonra oyun oynayalım, olur mu? Evet. Önce şu resimden bir başlayalım. Evet çocuklar, bunun ne olduğunu bilen var mı? Köpek resmi. Aferin çocuklar. Şunu da yana bırakalım. Şimdi bu resmi alalım. Bakalım bunu da hemencecik bilecek misiniz? Bunu bilen var mı? Ben biliyorum öğretmenim. Söyle kavuncuğum. Bu bir keçi. Aferin sana. Peki keçi ne verir? Süt verir. Evet, süt verir. Süt çocuklar için çok faydalı değil mi? Evet öğretmenim. Tüm çocuklar süt içmeli. Değil mi çocuklar? Evet. Tüm çocuklar süt içmeli. Bu sefer ben bileceğim. Bu resimdekinin ne olduğunu kim söyleyecek? Ben. Oo, bakıyorum da hepiniz bu hayvanı tanıyorsunuz. Evet. Peki, o halde. Daha ne sen söyle. O bir leylek öğretmenim. Aferin sana. Öğretmenim, biz de biliyorduk. Bildiğinizi biliyorum. Hepiniz çok akıllı çocuklarsınız. Çocuklar, size son bir soru. Size gösterdiğim hayvanları yaratan kim biliyor musunuz? Onları yaratan Allah'tır. Aferin size. Hepinize yıldızlı aferin. Yaşasın. Yıldızlı aferin aldık. Evet çocuklar. Bugün yer kapmaca oyununu oynayalım mı? Ne dersiniz? Çok güzel olur öğretmenim. Yaşasın, yine oyun. Tamam öyleyse ben size oyunu anlatayım. Hepiniz sandalyelerin önünde duracaksınız. Şu an bir sandalye eksik. Ben 3'e kadar sayacağım. 3 deyince her biriniz bir sandalyeye oturacaksınız. Ayakta kalan oyundan çıkar. Anlaşıldı mı? Evet. Ben kazanacağım, göreceksin. Evet, hazır mısınız? Evet. 1, 2, 3. Kivi oyundan çıktı. Kivicim, sen oyundan çıktın. Buraya yanıma gel. 1, 2, 3. Üzülme lahanacığım. Buraya yanıma gel. 1, 2, 3. Üzüm oyundan çıktın. Of ya. Keşke biraz daha oynasaydım. 1, 2, 3. Domates elendi. Of, nasıl da hemencecik elendim. Hadi Soğan, sen kazanacaksın. Kavun, kavun, kavun. Evet çocuklar, geriye sadece 2 kişi kaldı. Kavun ve Soğan. Acaba hangisi kazanacak? Kavun mu, Soğan mı? Birazdan hep beraber göreceğiz. Soğan, soğan, soğan. Evet çocuklar, hazır mısınız? 1, 2, 3. Soğan, soğan, soğan. Evet çocuklar, günün şampiyonu Soğan oldu. Teşekkürler arkadaşlar. Soğan kazandı. Arkadaşınızı tebrik edin çocuklar. Tebrikler Soğan. Ben teşekkür ederim. Evet çocuklar, şimdi de sıra Soğan'ın kendini tanıtmasına geldi. Kendini bize tanıt bakalım. Benim
adım soğan. Çok eski zamanlardan beri yemeklerde kullanılan bir sebzeyim. Yerin altında yetişirim. Ben taze ya da kuru olarak tüketilirim. Nerelerde yetişirsin? Adana, Hatay ve İç Anadolu bölgelerinde çokça yetişirim. Ama ülkenin her yerinde ve her türlü toprakta yetişirim. Peki faydaların ne? Faydalarım pek çoktur. Sizlere önemli birkaçını söyleyeyim. Bağışıklık sistemini güçlendiririm. Kanser riskini azaltırım. Tansiyonu düzenler, kolesterolü düşürürüm. Doğal bir antibiyotiğim ben. Hem ayrıca iştah açarım. Ne de olsa pırasayla akrabalar. Desene domatesin seninle daha çok zaman geçirmesi lazım. Neden? Ama ben fazla kilolu değilim ki. Asıl kavun ve lahana soğanla daha çok zaman geçirmeliler. Biz de kilolu değiliz. Arkadaşlar, arkadaşınız konuşurken kendi aranızda konuşmayın. Dikkati dağılabilir. Hem ne dediğini de kaçırabilirsiniz. Tamam öğretmenim. Ne şekilde tüketilirsin? Öğretmenim, hem kurutulmuş olarak hem de yeşil olarak yenirim. Çiğ yendiğim gibi yemeklerde pişirilerek de yenirim. Yemeklere güzel bir tat veririm. Dolmam da çok güzel olur. Salatalarda da kullanılırım. Ayrıca közde pişirildiğimde de tadım çok güzel olur. Çocuklar seni seviyorlar mı? Bilmem. Beni severlerse çok fayda mı görürler? Rengim mor olunca biraz acı olurum. Rengim beyaz olunca acılığım gider. Ama beni acı olarak sevenler de çok. Her iki şekilde de tüketilirim. Aferin. Kendini çok güzel ifade ettin. Şimdi yerine geçebilirsin. Evet çocuklar. Soğanı duydunuz. Allah soğanı faydalı yaratmış. Onu severseniz büyürsünüz. Güçlü, kuvvetli olursunuz. Tamam mı çocuklar? Evet. Bir şeyler yemeden önce ne diyoruz? Bismillah. Yedikten sonra ne diyoruz peki? Elhamdülillah. Hepiniz çok akıllı çocuklarsınız.